Selamlar değerli arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Şuraya bak. Hangiye gelmiştik? Ekim, on Kasım'a mı geldik? Oho, Kasım'ın biri. Kasım'a geldik arkadaşlar. Kış geliyor. Montları giydik. Ulan yazda bitirdik be. Bayağıdan beri video yapmıyorum sizin için. Dedim bir video yapayım. İşte beat yaptırmış kardeşimiz bir yerde birilerine falan. Yani ya böyle zayıf tabi işte, bunun davulu falan şeyleri yok, kickleri yok. Free beat almıştı kaydı. Dedi abi sen o altyapıyı koy onun altına otur bana yolla, dedim ki yani. Olmuyor çünkü bas yok, kickler yok, hani sazda falan bir şeyler çalmış da. Dedi o zaman sen ekle altına. Tamam, ben de dedim. Yani davul ve şey ekledi dedi hani altına. Ben de onu yapıyorum şu anda. Yani ne yaptım? Bakın şurada mesela. Lan kaçlık bilgisayar almak lazım bu çatı çutur etmemesi için, bunu merak ediyorum. Şuradan bir tane bas attım. Şeyden. Zebra'dan hum bas. Yani güzel, bu Zebra'nın güzel sesleri var arkadaşlar. Buradan kick. Bir mahalleden bir cevabım yok yol alırken. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şuna bir tane sidechain atmam lazım. Şimdi şu bas ve şu bas ve kick'e bir tane sidechain atalım. Onu biliyorsunuz, daha önce çok gösterdim. Bu müziğin şeyi zaten yani. Nasıl yapıldığını artık öğrendiniz yani. Çok ufak. Ne olsun, bizim davulumuz hissedilsin hani. Ne yapıyorduk? Bunu böyle yapıyorduk değil mi? Bunu da böyle. Bakın zaten şu mavi kısımda gösteriyor ne kadar kestiğini. Zaten öğrendiniz ya, bunda bir şey yok. Aynen, sound'unu aldı. Şimdi, tamam. Evet. Şimdi ben Mixi Freebeat'e göre yapmıştım. Nefas sesler falan havada kaldı. İki kanala yaydım zaten arkadaşlar. Bir tanesi bu. Vokale şöyle yani. Kompresör atmışım. Diz vermişim. Bir tane bu. Ardından hakim amca diyormuş ya, anlıyorum ben seni. Suçum yoktu tabii benim, bostandım sizleri. Sokaklarda adım varsa icraat ve gerçeği. Kaderim de varsa hadi görürsün bu gerçeği. Yaşın değil aslanım, yaşanmışlık önemli. Tabii bir gün gülecektir garibanın talihi. Bekliyorum. Bu Vermont'ta şey yapıyor. Ne bu mix'i chorus efekti veriyor bu plugin. Yani Mustafa zaten yüklenerek okuyor. Öyle çok fazla. Dönüyor dünya tersinden, soruyorlar beni mahalleden. Güzel, tatlı geliyor. Cevabım yok yol alırken, uzak durulmuş ya gizliden. Her tarafım düştüğümde güven, sayen böyle oldu şimdi suçluyum. Tabii bir gün ama o an uzak dur. Herkese dünya öyle bazen öyle gerçeği her taraf beynini karınca da doğru. Sonum keser değildi yanlış kayıp var. Bice dönüyor dünya tersinden. Yani güzel oldu bana göre. Bana göre güzel oldu yani. Şurada falan duruyor galiba. Ruhsatlı silah gibi kayda geçmez işleri. Dönüyor dünya ter. Durma yerlerinde davulu kapat. İhtiyaçta duymuyorum giden gider abisi. Dost lazım bize tabii yoluma baş koyar gibi. Dönüyor. Ha, orada şuralarda bas da kapatalım. Teselli ruhsatlı silah gibi kayda geçmez işleri. Dönüyor dünya ter. Bu kadar arkadaşlar. Ha, bu arada bakın şeye, burada ne yaptım bunun.
Double kick falan yok ya. Şuradan şuraya kadar kestim o. O diğer beatmaker arkadaş yazmış ya. Onun altyapı, o altyapısını kestik. Yani ne oldu? Oradan snare'ler kaldı. Sazlar falan kalmış oldu yani. Bu yani güzel bir çalışma oldu. Mustafa Öncer kardeşimizin YouTube kanalında dinleyebilirsiniz. Arabesk rap yapıyor. Kendine az bir tarzı var. Başarılı yani. Müzik göreceli kavram. Yaptığınız müziği kimseye sevdirmek zorunda değilsiniz. Hiç öyle bir şey yok. Zamanında Michael Jackson dediğinde tanrı gibi tapıyordu herkes Michael Jackson'a. Bugün gene adını bile kimse hatırlamıyor. Tabi şöyle bir tespit yaptım. Dünyada Amerika'nın gücünün düşmesiyle birlikte pompaladığı o sanatçıların da tabi şey yani ismi artık esanesi duyulmaz oldu. Neden? Çünkü para bolsa reklamını bol yapıyorsun. O zaman iletişim araçları yoktu. İşte Facebook'lar, YouTube'lar. Şu anda gerçi Facebook, YouTube bayağı adam beri var. Var ama şimdi cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte artık her saniye insanın hayatında yani. İşte adam arabada, otobüste, iş yerinde, sağda, solda hani devamlı müzik dinliyor, devamlı işte videolar izliyor vesaire. O açıdan yani erişim kolaylaştı. O kadar da Amerikan sanatçılarının büyük sanatçı olmadığı da buradan anlaşılmış oldu arkadaşlar bence. Tabi resmen Allah gibi tapıyorlardı ya, böyle bir şey yok. Sen ne demek o kola kutuların üstüne Michael Jackson. Aman Michael Jackson kim yani falan. Çok büyük biriydi. Ben bir de şeyi hatırladım. İlk Bulgaristan'dan geldim. Tabi kapalı ülke Bulgaristan, komünist ülke. Yani dedik yani biz ya tanrı gibi tapıyorduk ya Michael Jackson deyince. Teyp yoktu. Babam bir tane dana satmış da böyle bir teyp almış. Hitachi anlatıyor geçen. Sattım da yapma dedim baba. Ama ne teypti diyor. Ama gelen diyor yani ne teypti diyor falan. Neyse otobüste Nişikli'yle. Zaten bu Bulgaristan'dan bizim Çorlu'ya Nişikli taşıyordu o zamanlar. Şimdi galiba hala Nişikli aynı şirket. Neyse bunlarla geldim. Ben kutu kola hayatımda görmedim yani. Yani şişe kola vardı. Ulan bir baktım mavi ama kola değil, Pepsi'ydi o galiba. Ulan kutu bu ne dedim ya. Aman Allah'ım. Yani reklamını gördüm arkadaşlar, reklamını. Artık nerede gördüm herhalde, bakkal falan vardı. Olay otogarı, Çorlu otogarın orada oluyor. İndim otogardan anasını satayım. Tabi bilmiyoruz parasını. Türk parası var mı yok mu? Bulgaristan'dan mülteci olarak gelmiştik. Yani Suriyeliyiz kardeşim. Yani Suriyeliyiz. O yüzden hani ben Suriyelilere çok bir ön yargım yok. Ben de Suriyeli olarak geldim bu ülkeye. Yani ne olacağı belli değil. Hepimiz mülteci olabiliriz yani. Zaten dünya tarihine baktığın anda hep göçlerden ibaret. Dünya tarihine bir bakın. Bu Osmanlı İmparatorluğu, bu Avrupa'da da aynı. Devamlı insanlar göçmüş savaştan, kuraklıktan vesaire. Avrupa'dan da Amerika nereden kuruldu? Amerika denen bir ülke mi vardı orada? Bir ekonomik çıkmaza giriyor Avrupa. Adamlar umut peşine, altının peşine Arizona'ya, Texas'a kovboylar saldırıyor. Kızılderililerin kafasını kopartıyor. Hep insanın hayatı böyle. Hep savaş, hep öldürme, hep kırmak. Dünya tarihi. İnsan dediğin şey zaten. Neyse. Pepsi Cola'ya gelelim. Arkadaş şey yaptım. Kızın biri tamam mı? İçti abi kolayı. Kutu kolayı attı yere. Ama ben merak ettim yani. Şimdi ben çocuk. 10-11 yaşlarındayım. Yani tadını merak ettim o kolanın. Çaktırmadan gittim. Aldım kolayı. Hani içeceğim ben de. Cebinde kalmış biraz hakikaten. Ama o esnada kız beni görmüştü. Çok utanmıştım hakikaten. Yardım aldım tam dikiyordum, kız beni gördü şaşırmıştır. Yani normalde kimle para da değil. Sonra aldılar bana kola. Dedim ana ben bundan istiyorum. Tamam be çocuğum dediler, dur şimdi paramız yok. Hani var da bozdurmak lazım. Change bro'da. Böyle bir anım var yani, ilk kutu kolamı yerden meraktan ama tatlıydı, dibinde biraz kalmış. Baktım aynı lezzet yani. İşte kapitalizm böyle bir şey yani. Sana bir şey parlatır parlatır. Sen de gözünde büyütürsün. Müzik böyle yani. Müzik camiası komple böyle. Manipülasyondan ibaret. İyi manipülasyon yapan, kendini iyi pazarlayan. Hani şimdi
Böyle dişiler var, bakıyorsun dişi kendini çok iyi fazlalıyor. Aman Allah'ım işte böyle dışarıdan elbise, halbuki yani dişi forma içini sormalar var çok yani bu piyasada. Tabii canım, bakıyorsun aman dışarıdan bir bakıyorsun. 90 60 90 demeyelim de 90 67 90 mesela hadi bakıyorsun. Ana açılınca saçılınca bakıyorsun. Abi başka bir şeyler böyle. Şey de böyle, müzik camiası da böyle. O yüzden siz müzikle kalın. Çok kafanızı takmayın kapitalizme. İşte yani müzik yaparken de işte ben çok tıklanacağım, çok izleneceğim. Böyle kaygıların da içerisine girmenize gerek yok. Tutarsa tutar, tutmazsa da tutmaz. Her şey anı olarak kalacak. Çünkü rakamlarla da oynanabiliyor. Manipülasyon bol. Adamın parası vardır. Basar 3-5 bin lira para ne yapar? Yükseltir rakam. Bu kadar basit yani. İlla o rakamı yükseltme istiyor. Yani biraz uğraşırsın. Sesinle uğraşırlar. Ya bugün parası olan adam için şöyle söyleyeyim. Yani milyonu yakalaması işten bile değil yani. Ama natural yakalamak tabii çok zor. Natural olan var. Yani doğal. Ama rakamda ya ben yakalatacağım kendimi, illa izleteceğim diyorsan parayı basarsın, yaparsın yani, bu kadar basit.